Beyaz TV ekranlarından günaydın. Ben Ferhat Kaya. Ben Özcan Özaydın. İz Bırakanlar programıyla sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz tiyatrodan sinemaya, gönüllerde taht kuran birçok başarıya imza atan Çiğdem Tunç. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özcan'cığım, Ferhat'cığım. Şimdi seyircimle paylaşmam lazım. Ben memleketime çok aşığım. Bu güzeller güzeli hanım Diyarbakır'dan. Bu çok yakışıklı beyefendi de Batman'dan, Güneydoğum'dan benimle mücevherler çıkıyor. Gerçekten ikinizi de bayıldım. Hayırlı uğurlu olsun programınız. Teşekkür çok Ediyoruz. teşekkürler. çok tatlısınız. Ben de koşa koşa geldim duyunca bu Ay, Sizi görünce biraz heyecanlandık. Hiç gerçekten. heyecanlanmayayım. Çok çok. Biraz fazla. Hiç heyecanlanmayayım. Bak şimdi... Çay saati değil mi? Çaylar, evet, kahvaltılar kahvaltı kahvaltı saati. yeni. Saati. Ha, Çaylar uzar ya hani. Evet. O saatte işte salonlarına bizi kabul eden misafir oluyoruz. Bizim ne kadar misafirperverdir değil mi Türk evet, ailelerimiz. Evet. Onun için rahat ol. Bir de sofralarımız da geniştir. Oo Allah herkesin sofrasını geniş ve ganimetli ve bereketli kılsın. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Bale'den geldiniz. Evet. Hı hı. Bize hikayenizi anlatabilir misiniz? Tabii ki balenin hikayesi benim <laughs> irademin dışında çünkü 3 yaşındaydım. Rahmetli annem beni e, kucağına alarak e, Türkiye'nin ilk Müslüman kadın bale hocası Allah çok uzun ömürler versin hocama çok şey borçluyum. Bütün bir hayat kültürünü borçluyum Yıldız Alpar Emiroğlu'na götürdü e, daha yani 3 yaş nedir ki? Orda sanatın dünyasına beni emanet etti en kıymetli hocaya, ee, baleyi ilkokul, e, ortaokul, lise hiç bırakmadım. Bu zaman zarfında hep e, yani bale öğrencisi olarak yıldız Alparda e, öğrenciliğimi sürdürdüm. En sonunda da Royal Akademi e, diplomasını aldım. Bu diplomaya göre ben bir bale okulu açıp bale öğretmenliği yapabilecektim. Bu esnada da e, Amerikan Koleji'nden Üsküdar'daki bağlar başındaki mezun oldum. Sonra üniversite yılları geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü. Yıllarca televizyonculuk yaptım ya aslında okulda bir televizyoncuyum. Buradan da hatırlatayım. Bale çok önemli benim hayatımda. Bütün kültürlerin anası, içerisinde Dans var, müzik var. Gençlere de önerelim o zaman. Tabii ki önerelim. Gençler bedenleri çalışıp da ter atınca hele bu da sanat kapsamı başlığında olunca hiçbir kötülüğe yönelmezler. Evet. Gerçekten belediyelerimizden de ricacı olur. Çok güzel hizmetleri var belediyelerimiz. Bazı salonlarda yapılıyor. Tabii yani ücretsiz hale getirilirse. Evet. Niye bizim velilerimiz okuldan sonra çocuk giderse? ...daha çok zihni açılıyor yemin ediyorum. Derslerine çok daha fazla bağlı oluyor. İnşallah değerlendirir velilerimiz. Benim için çok güzel bir şey oldu. Kızım 30 aylık. Maşallah. Aynen öyle. Ee, ben e. de onu Eylül gibi banyoya e. yazdırmayı düşünüyorum. 9 aylık mı? 30 aylık. A, 30 aylık aynen yani. Öyle. Evet, bir, evet, aynen öyle. 2,5 yaşında. Evet 2,5 yaşında. Aynen öyle. Benim Eylül'de, başladığım gibi başlayacak. Aynen aynen sizin yaşınızda olacak. Eylül'de 3'e girdiğinde... E, ...arayışlarımız vardı... ...böyle Tabii. bir e, şey... ...hatta geçen e, bir e, katılmıştık... E, evet. ...bale e, gösterisine... ...ve çok mutlu olduğunu gördüm... Ay ...sahnedekileri taklit etmesi... Tabii ...ve ki. programda siz konuğumuz olacağınız için de... ...ayrıca heyecanlandım... ...ve o konuda da kesinlikle... Ah. ...fikrinizi almak istedim... Peki ismi ne? Hüma... Hüma, Hüma da çok güzel bir isim... Hüma. ...bak böyle elini yapacaksın... Böyle atacaksın anne sana tütü alacak. Böyle böyle var ya prenses Aynen oluyor hepsi. Tiyatroya gelelim. Gelelim. En sevdiğimiz. Evet. Ama peki son zamanlarda doluluk oranları nasıl? İnsanlarımız tiyatroya ilgi gösteriyor mu? Sizde Seyircimiz... ne gibi hedefler var? Vallahi seviyor tiyatroyu. Seviyorlar, Gerçekten seviyor tiyatroyu. Seyircimize minnettarız burada. Şimdi e, tiyatroyu ben e, önümüzdeki yıl 10. sezonumu bitireceğim. Yeni hedefler var galiba. Yeni Var, var tabii. Her sezon bir oyun sahne diyoruz. Çok güzel. En son sezon Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nda Gözyaşı Sarayı, Kösem Sultan oyununu Costa Cortidis'in yazdığı sahneledik ve sahnelemeyi sürdürüyoruz. Yaz aylarında da olacak, ...sezona da devam edecek. Ama yine yaz sezonunda yeni bir heyecandır. Bu sezon ne yapalım? Kösem Sultan devam edecek ama yeni ne yapacağız? Onun işte düşünceleri içerisindeyiz. Var aklımızda bir şeyler. Şimdi seyircimiz çok güzel ama seyircimiz tabii ki kötü şeyler yaşadık biliyorsunuz. Allah tekrarını göstermiş. Geçen sene depremler, ondan önceki senelerde zaten bu korona virüsün dünyamıza etkisi altına almasından dolayı seyircilerimiz korona zamanı da geldiler. Ama tiyatro nasıldır? bir kişi oturuyordu maskesiyle oturuyordu iki sıra boş kalıyordu evet. bir öbür seyircimiz oturuyordu yani birbirleriyle kontrolsüz temas halinde değildiler yani hocam pandemide de geldiler pandemide de geldiler Peki, hocam, minnet duyuyorum Gelecekle ilgili gelecekte tiyatro Hı? ne olur devam eder mi çünkü teknoloji eder. çok gelişti eder teknoloji kullanılabilir. bunun evet. mali imkanlarla ilgisi çok ben e, isterdim ki mesela bu oyunumda e, Kösem Sultan'ı oynarken, e, Kösem Sultan biliyorsunuz oyunun sonu sürpriz değil, evet. bir suikast sonucu, saltanatı son buluyor. Turhan Sultan e, onu derdest ettiriyor ve sonucunda da en yakınları tarafından suikasta uğruyor. Özcan iz bırakanlar programındayız, çok önemli bir soru soralım bence. Biz de size şöyle bir soru soralım. Sizde iz bırakan sahne, oyun, kişi, meslek hayatınızda mutlaka olmuştur. Evet, e, ben de iz bırakan iki hocam var. E, çok böyle ünlü bir isim söylemiyorum size. Ama onlar kendi eğitim camiası içinde. Çok seçkin ve çok güzel insanlar. Eee... Lisedeyken Edebiyat Hocam rahmetli oldu. Leman Hanım bütün okuldaşlarım bilecek. Allah çok uzun ömürler versin. Gılman Hanım, Gılman Hocam. İkisi de Edebiyat Hocam'dı. Bugün ben yıllarını televizyon ekranında sizlerin yaptığı işi yaparak daha sonrasında tiyatro sahnesinde özgüvenle bu oyunlara imza atabiliyorsam bu iki hocamın da Bendeki konuşma yeteneği, Türkçeyi düzgün kullanabilme yeteneğini görüp, herkeslerden önce keşfedip bana müthiş bir güç vermeleri ve kanatlarımın altında rüzgar olmalarıyla ilgilidir. Ee, beni hep münazaralara seçen, konuşturan, baş konuşmacı e, konumunu veren, Okulu hep ben kazandırıyordum, bizim okul kazanıyordu benim çenemle. <laughs> Bu iki hocam Türkçemizi, en büyük hazinemiz Türkçemiz evet. mi? Evet, Türkçemiz. Edebiyatımızı ve kültür hayatımızı bana zerk etmede iki hocamla yarışabilecek kimse yok. Leman Hanım nurlar içerisinde yapsın ve Gülman Hanım bizden yaşça çok büyük değildir. İnanılmaz enerji onun da kaç aramızda çok az bir yaş fark olmasına rağmen ellerinden öpüyor. Beni o kadar güzel hazırladınız ve yetiştirdiniz ki öğrettiklerinizle bak iz bırakabiliyorum. Ve bırakmaya da devam edeceğim Allah ömür verdiği süre içerisinde. Çok. Güzel. Çok. Ya Rab belayı aşk ile kıl aşina beni. Bir dem belayı aşktan etme Cuda beni, öyle zayıf kıl, firkatinde kim tenimi vassına mümkün ola, bir sabah yitirmek beni. Huzuli, hocam ne yaptınız hocam? Hem Osmanlıcayı hem Türkçemizin ışıl ışıl dinamik yapısını sağ olsun öyle güzel hediye ettiler ki. Ne kadar teşekkür etsem, minnetimi belirsem yetmez. Siz de sohbetinizle bizdeyiz bıraktınız. Ayy, çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok Hayırlı sağ olun. uğurlu olsun. Çok mutlu <laughs> oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuğumuzla programımız devam ediyor. Programımız hız kesmeden devam ediyor. Konuğumuz iş insanı Mehmet Dinar. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Nasılsınız? Merhaba Özcan Hanım. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Harika. Mehmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Ferhat Bey. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz Aynı sektördeyiz. Evet. Son zamanlarda özellikle süreyle ilgili çok ciddi sorular alıyoruz. Yatırım için en iyi zaman ne zaman? Toprak mı olsun? Ev mi olsun? Evet Ferhat Bey gayrimenkulle ilgili en doğru zaman e, tabii ki şimdiki zamandır. Fakat e, günümüz konjektüründe ekonominin e, durumuna, bugünkü durumuna göre sonbaharda e, gayrimenkul almak için en doğru zaman olduğunu öngörüyoruz. E, tatil döneminin e, bitimiyle birlikte artık yatırımcılar faizlerin düşmesinden sonra gayrimenkule evet. yönelecekler. Yani onun için net bir süremiz yok. Her an Ferhat, yani, e, en doğru zaman Ferhat Bey dediğim zaman şimdiki zaman. Evet. E, ama sonbaharda artık insanlar gayrimenkul alımına yönelecekler. Faizlerine düşmesi biraz etkili olur tabii ki. Evet. Düşerse. Faiz oranlarının düşmesi, tatillerin sona ermesi evet. e, ve diğer yatırım enstrümanlarının artık ilgisinin kaybetmesi neticesinden gayrimenkule yönelim başlayacaktır. Mehmet Bey Türkiye sınırlarını aşarak Kıbrıs'ta da farklı projeleriniz var. Projelerinizden bize söz etmek ister misiniz? Ee, evet Özcan Hanım tabii ki. Ee, şimdi biz e, arsa ve arazi geliştiriyorduk ee, Türkiye'de, Türkiye sınırları içerisinde ee, ve yatırımcılarımızın gerçekten çok güzel ilgisini gördük, çok yoğun talebini gördük, ee, güzel karlar ettirdik. Fakat bunun daha iyisi nasıl olabilir diye araştırma içerisine girdikçe, e, bu sefer Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde e, yatırımın daha çok önde olduğunu daha çok değer kazandığını e, gördük ve orada yeni bir proje başlattık. E, bir proje geliştirdik ve onu artık Türk yatırımcılarımıza e, bunun yanı sıra tüm dünya yatırımcılarına aslında e, sunduk. Güzel, güzel bir proje başlattık. Peki Mehmet Bey son zamanlarda Franchise'a geçiş yaptınız. Bu sistemi oturttunuz. Çok daha hızlı büyüdünüz. Ben de ilk Franchise'ım. Evet. Önerileriniz nelerdir franchise? almak ee, isteyenler için. Şimdi Ferhat bey bunu e, tabii ki en iyi siz bilirsiniz evet. e, bir franchise olarak e, franchise bir e, marka adı altında bulunmanın e, bir birden çok fazla avantajları var. Faydalarını genelde merak ederler insanlar. Evet e, bunun faydalarından birisi kurumsal e, bir sistem e, dahilinde olmak, evet. bir sistem içerisinde dahil olmak ve geniş bir e, müşteri portföyünün içerisinde yani bir nevi ağ, bulunmak ayakta kalıyoruz Evet, bir network ağının içerisinde bulunmak. En önemli faydası budur Ferhat Bey. Vallahi eee gayrimenkul konuşuyorsunuz, yatırım konuşuyorsunuz hiç anladığım işler değil. <laughs> o yüzden ben sizleri dinlemeyi <laughs> ama tercih ediyorum. E, herkese lazım. Herkese yaparım. lazım. E, ama genelde bu tarz e, işlerle erkekler ilgilenir. Tabii ki bu alanda çok başarılı kadınlar da vardır. Ama ben e, sohbetinizi dinlemeyi tercih ediyorum. Ya Özcan mi? Hanım e, doğru söylüyorsunuz. Genellikle erkekler ilgilenir ama söz sözü kadınlar verir. E, orada da herhalde şöyle bir şey oluyor. <laughs> bir ev alındığında edildiğinde herhalde kadın işte büyüklüğüne, mutfağının genişliğine, ferahlığına bakıyordur. Doğrudur. İşçiliğini çok anlamaz yani, diye düşünüyorum. E, Estetiğine bakar. Gayrimenkul evet. alınca tabii ki kadınlarımız ne derse o olur. Bir de Mehmet Bey bunu sormak istiyorum. E, franchise ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz? Şimdi gayrimenkul sektöründe olan evet. diğer franchise markalarından farklı hı hı. olarak biz franchise'larımıza kendi destek, portföylerimizi çok sunuyoruz. Evet. evet. Eğitim desteği olsun, hı hı. diğer bütün desteklerin yanı sıra en önemli alıcı ve satıcı portföy desteği sunuyoruz. Peki bir kişi sizinle çalışmak istiyor ama hiçbir bilgisi yok. Bunun için neler yapıyorsunuz? Gayrimenkul danışmanı evet, için de evet. e, gayrimenkule ilk başladığında e, onu e, direkt hiçbir bedel e, almadan eğitimi alıyoruz. Lisanslı sertifikalı eğitimler veriyoruz. Normalde ücretli midir bu eğitimler? E, şimdi diğer e, franchise markalarının evet. e, tamamı e, ücret karşılığında e, eğitimler veriyor. Kia'nın diğer e, markalardan farkı e, bu eğitimlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Peki şu anda kaç şubeyiz? Şu anda on franchise 10 franchise ve 2 merkez ofisimiz var. Yurt dışına da açıldık galiba. Evet, Tunus'ta da Tunus. e, evet bir franchise ofisi açtık. Başarılı bir ofis. Daha Peki, önce tecrübeli. Evet, Türkiye ve yurt dışı hangisi sizce daha iyi? E, gayrimenkul e, şu anda Türkiye'de daha popüler. E, fakat yurt dışında da e, evet. gayrimenkul olabiliyor. E, ...yani önde giden sektörlerden birisi. Peki yurt dışına mı daha fazla ağırlık vereceksiniz, yurt içinde mi? Genel ee, olarak franchise'larla ilgili. Yani inir. gelen taleplere göre Ferhat Bey, e, şu anda en yoğun talebi Avrupa'dan ve Türkiye'den alıyoruz. Ege bölgesinden de çok talep aldık. Evet. Doğru. Ege bölgesiyle de siz ilgileniyorsunuz herhalde. Evet, ben herhalde. de o bölgede yaşıyorum, çok ben ilgileniyorum. Beraberiz sürekli. Şimdi Türkiye sınırlarını aşarak Kıbrıs'ta yeni bir projeniz var. Onunla ilgili biraz detaylar alabilir miyiz? Evet, Ferhat Bey, Kıbrıs'ta e, üç bölge var, ana evet. bölge var. E, Lefkoşa, Girne ve İskele, Mausa bölgesi dediğimiz Hı. üç bölge. E, biz Mausa bölgesini keşfettik. Denize Kıbrıs'ta, yakın mı peki proje Evet, mi? denize çok yakın, denize beş dakikalık bir mesafede. Evet. Orada delik otellerin, çok lüks otellerin olduğu Bafra bölgesinde konumlandırdık projemizi. E, altı blok, on çer kattan oluşan... Her katta 8 daire her katta 2 tane 2 artı 1, 6 tane 1 artı 1 olmak üzere 104'er adet daire bulunmakta 6 blokun toplamında 624 adet bağımsız bölümümüz bulunmakta. Büyük Biz proje. burada evet çok güzel bir yaşam alanı oluşturduk. Orada kafeler, eczaneler, yüzme havuzları, kapalı yüzme havuzları, Dışarı çıkmaya savunalar. gerek yok o zaman. Evet, yaşam alanını projemizin içerisinde tamamen oluşturduk. Orada projemize özel kendi plajına, Çetel turlarıyla birlikte insanlar plaja, denize gidebilecek, gelebilecek. Yani oradan eve alanlar hiçbir eksiklik yaşamıyorlar. Hiçbir eksiklik yaşamayacaklar. Peki, Beş yıldızlı... E, ...tatil konseptinde evet. orada... E, ...evlerinde konaklayabilecekler. İşte kadınlara bunlarla gelin yani. <laughs> evet Özcan Hanım. yaşam alanını ayağımıza getiriyorsunuz. Sizleri de bekleriz projemizde Özcan Hanım. Çok teşekkürler mutlaka. E, fiyatlar hangi bantlarda? Türkiye ve Kıbrıs arasında... E, ...ne tür farklar var? Çok yani, güzel bir soru yani, Orada yatırım aslında. yaptık ya da evet. Türkiye'de yaptık. Hangisinden daha önce gelir elde edebiliriz? E, yani sadece tatil değil belki de yatırım yapmak istiyoruz. Şimdi gayrimenkul... ...dünyanın her yerinde... Evet. ...geri dönüşü gerçekten çok güzel... Türkiye'de yaklaşık olarak konutlarda 18 yıl ile 24 yıl arasında geri dönüş olmasına rağmen Kıbrıs'ta bu tarih çok daha aşağı düşüyor. 8 yıl ile 11 çok yıl süre. arasında 8, 8, 8, 8. geri amortisman süresi oluyor ve en önemli özelliklerinden birisi de şu: Kıbrıs'ta araçlar ve gayrimenkuller döviz cinsinden, döviz bazında alınıp satılıyor. Ve kiralaması da döviz bazında olduğu için aslında yatırımcı gayrimenkul yatırımı yanında hı hı. döviz yatırımı da yapmış sayılıyor. Ferhat Verdiğiniz Bey. bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizi tekrar ağırlamak isteriz. Memnuniyetle, çok, çok keyifli bir sohbette. Sizleri görmek güzeldi. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sıradaki konuğumuzla yayınımız hız kesmeden devam ediyor. Avukatımız Yıltay Günay ile beraberiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Burada olmak güzel. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İlk programı beraber yapmıştık. Evet. Bayağı bir konular işlendi. Bizde iade ziyaret olur. Çok şimdi teşekkür insan ediyoruz. İnşallah şimdi ben geldim. Evet. İnşallah da güzel olur. Olacak. Hoş geldiniz hoş Yıltay bulduk, Bey. Hoş Sizin bulduk. için ünlülerin avukatı diyorlar. Diyorlar bazen diyorlar evet. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Ya, hoş bulduk. Ya aslında şöyle oldu. Ben ağır ceza avukatıyım 16 yıllık. Ama tabii bazı e, hayatta değişen alışmalar oluyor. İnsanlarla tanışıyorsunuz falan. Orada ünlü camiasında biraz kaydım. Yani uzun süredir de onlarla çalışıyorum. Çok da keyif aldığım bir alem aslında bakıldığında. O yüzden tabii bu sıfat bana yabancıları kötü de kötü gelmiyor. Hoşuma giden bir sıfat. Ama aslında. daha çok sanki boşanmalarla ilgili davalara bakıyorsunuz. Ya Burada baş... bazı nedenler var, laf atmalar var vesaire evet. var. Ya ben da çok ilgilendiğim için de aslında ama şimdi televizyon Denk sektöründeyken özellikle ya <laughs> yani. yani televizyon sektöründeki özellikle ilgi çeken kısımlar onlar oluyor. Evet. Hani insanların daha çok ilgisini çeken, medyada bakıldığı zaman ya da sosyal medyada en çok ilgi çekenler, daha magazin çok bunlar değeri. olduğu için, magazin değeri olduğu için biraz daha onları kullandığım oluyor doğru. Mesela eşlere işte birkaç argo kelime kullanınca bunlar yeterli midir boşanmak için? Ya şimdi yargıtay'ın bazı kararları var. Ben genelde onları evet. paylaşıyorum. Sen de takip Hı -hı. için biliyorsun. Sürekli izindeyiz. <laughs> Şimdi orada bazı durumlar oluyor. İşte bir Yargıtay kararı çıktığında Hı -hı. enteresan ben paylaşıyorum bunu. Evet. Şimdi onlardan bir tanesi argo kelime kullanılması mıydı? Argo. E işte, yani mesela örnek verelim. işte oğlum, işte hey gibi laflar. Evet, böyle seslenmeler de. Bir evet. Ya da mesajlaşma. Böyle bir Yargıtay var. Yargıtay'ın ikinci ceza kurulunun. Evet. Şimdi bakıyorsunuz değişik kararlar oluyor. Tabii bunlar bizim için bazı eğlenceli görünüyor ama taraf olduğunuzda Can sıkınca olaylar oluyor. Ama bir de şu var yani yargıda şöyle bir şey oluyor. Kesin diye bir şey yok. Çünkü bakıyorsunuz eskiden şu vardı. Aldatan taraf yani eş aldattığında onu tamam. aldattığı kişiye dava açılabiliyordu. manevi tazminat davası eskiden. Yani e, senin üzerinden örnek vereyim. Ee, Evlisin. Ben bekar olduğum için senin <laughs> örnek vermiyorum. O yüzden <laughs> senin üzerinden veriyorum. Ama şimdi ben çok şeyi merak ediyorum. Mesela iki tarafta yakın dost olunca o zaman neler yapmak lazım? Yakın yani dost. biraz evet yakın dostlar boşanırken taraf tutmak vesaire. Ha ben çok o konularda çok yakın dost olunca iki tarafı da yakın dostumsa evet. çok fazla şey yapmıyorum. Çok fazla taraf olmamaya çalışıyorsunuz. Ya bir de şu oluyor giriyorsunuz diyelim mesela erkek tarafı mesela erkek tarafı daha yakın girdim. İki gün sonra onlar barışıyorlar. Evet kötü biz oluyoruz yani siz %100. avukatlar. Avukatlar siz de avukat artık. mi artık? Ama olur. <laughs> Sizden işte o. Araya girenler ki, Öğrendik, araya girenler öğrendik bir şeyler Aynen, öğrendik. Öyle, sabırla. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. E, sosyal medya biliyorsunuz artık çağımızda herkes tarafından kullanılıyor. Evli insanların sosyal medyada bekarmış gibi davranmaları. Bu da işte bir bir ayakta karardı. Bence zor bir soru. Sence yani aslında zor bir <laughs> soru değil şimdi. Bakıyorsunuz eşiniz sosyal medyada bekarım diyor insanlar tanıştı. Evet. Şimdi bunlar da geldi şöyle oluyor. Biz hani baktığımız zaman bu davalara geldi şöyle karşılaşıyoruz. Sosyal medyada bekarım diyor. Sonra bir tane işte erkekse hanımla, hanımsa erkekle tanışıyor. Daha sonrasında onların ilişkisi yürümeyince ya da o yakaladığında evde olduğunu bunu karısına veya kocasına gönderiyor. Asıl yakalanma öyle oluyor bu işlerde. Ya da işte bazen kadınlar e, şey yapıyorlar akıllıca davranıyor. da altı taraftan bahsediyorum. E, bunlar akıllıca davranıp arkadaşlarına yazdırtıyorlar. Ya da sahte hesaplardan kendileri yazıyorlar. Onun, ne üzerine, ne onun üzerine bakıyorsun. <laughs> evli misin diyor? Yok bekarım diyor. Tabii ki yani bence bu boşanma sebebi. Bu tartışacak yani bence bir de yok. Sadece yazmak bile yeterli sebep olması gerekiyor mantık Tabii, olarak. yani şu bir bağlantın yoksa hani yoksa, gidip de flört maksadıyla yapıyorsan bence de, bence tabi, de yeterli o. bir sebep. Hani bir iştir, işle ilgili bir şeydir, şudur budur bir altyapısında bir şey olursa eyvallah ama onun evet. dışındasın. Gerçekten sıkıcı bir şey soracağım. Mesela eşler birbirine bazen işte şişko gibi lakaplar falan kullanınca bunlar neden midir boşanmak için? O da boşanma. Kararı yine olarak. yine yargıtay kararlarında boşanma sebebi olarak sayılmış. Fakat ağızdan çıktıysa pardon. Ya ağızdan çıktıysa şimdi şöyle bir şey var. Bazen çiftler ben mesela eğlenceli ben takılmaya sevinirim evet. partnerime gidip de espriler yapıp o bana yapsın falan filan daha eğlenceli geliyor bana ama gerçekten kilo almış bir eşiniz vardır. Aşağılamak için bunu söylüyorsunuzdur. Evet. Ona o zaman baş, bir boşanma sebebi olabilir. Hatta bundan bir tazminat da çıkar yani. Yani baktığınızda burada biraz aslında yoruma dayalı bir şey bu. Hani ben şu şudur bu budur diyemem biraz yoruma dayalı. İşte başta da söylemeye çalıştığım bir tane hikaye vardı ya. Eskiden aldatan eşinin sevgilisine manevi tazminat davası açma hakkı vardı. Bunun yıllarca manevi tazminat davası açıldı. Sonra Yargıtay bir karar verdi, mahkemeler karar verdi. En son Yargıtay Genel Kurulu'na gitti en üst mevkiye. Orada dediler ki sadakat hükümlü arasında diğer kişinin sadakat hükümlülüğü yok. O yüzden tazminat davası açamazsın dediler. E şimdi bugüne evet. kadar her görüş doğruydu aslında baktınız. Tazminat verirken de görü doğruydu. Yani bu biraz yorum işi olduğu için bunlara kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ama mesela Bakıyorsunuz çok tartışmalı şeyler var mesela bir tanesinde şu oluyor eşinin eski sevgilisiyle görüşmesi boşanma sebebi sizce? bence ben size sorayım ben ben yani evli olsaydım kesin boşanırdım. siz <laughs> çok zor bence de boşanma sevimsizce yani zor sebebi olan bir olmalı. şey yok bence yani yani evlisiniz mesela, bak zor olan bir şey yok diyorsun ben bunu evet. bir arkadaşım ben bunu paylaştım ya arkadaşım da köşe yazısında yazdı o da ünlü Hı -hı. bir gazeteci ee, köşesinde yazdı ben de dedim ki ben de senin gibi düşünüyorum şimdi eski sevgilisi niye kanka olsun ben bir ama erkek aslında. kadın arkadaşlar çok. ya yani şöyle diyorlar mesela diyorlar ki evet. uzun süredir biz arkadaştık sonra bir ara denedik olmadı ya da oldu işte ondan sonrasında da biz yine arkadaş kaldık ya da iş yapıyoruz biz onunla falan filan gibi bazı şeyler oluyor. Ee, ben tabii bunu çok yerinde bulmuyorum ben kendime göre. Ee, ama o arkadaşım da dedi ki ya ne saçma bir karar dedi. ona da mesela dünyanın en saçma şeyi geldi ne olacak dedi ya ben eskiden sevgili olduysam şu anda yani bir çok tartışmaya açık bir şeymiş aslında o. Hani sana öyle gelmiyor olması yani, öyle olmadığın manasına gelmiyor. Yani eski sevgiliden dost olmuyormuş. Ya Yargıtay tabii bir boşanma bir tane kararında bunun boşanma gerekçesi saydı. Yani or oradan bakarsak bir emsel karar olduğu için oradan yürüyebiliriz aslında. Peki. Ya ben mesela hukuken bunları şey yapıyorum dile getiriyorum bazen bir şey oluyor böyle diyorum ki ya kardeşim diyorum bak Yargıtay bile böyle oldu. demiş sen burada Türkiye'deyiz falan filan diye. <laughs> <laughs> Tabii. Şimdi az önce de işledik ama, e, sorduk ama mutlaka karşınıza böyle davalar çıkıyordur. E, evleniyorsunuz, kadınlar için konuşayım, belli bir kilodadır, fittir, doğum yapıyor, bir vücut deformasyona uğruyor, kilo alıyor. Ve sonrasında evlilikteki ilgi, cinsel hayat, saygı, sevgi azalıyor. Bunlarla ilgili mutlaka çok davalarla karşılaşıyorsunuz. Evet. ...yargıtayda Yargıtay'da bunun karşılığı ne? Valla şiddetli geçimsizlik zaten aslında bu konunun hepsinin başındaki şey. Burada bir evlilik hayatında olması gerekenler var. Bunlar artık bir yerden sonra karşılanamadığında, bu genel başlık altında şiddetli geçimsizlik diye sayılıyor ve boşama sebepleri bunların altında aslında sayılının bir şey olmamasına rağmen, hani bunları uydurabiliriz bu şeye, bu başlık altına. Ya burada asıl bakmamız gereken karşı tarafın artık evlilikten gereken faydayı alamaması ya da karşı tarafın evlilikten zulüm görüyor olması artık. Hani çünkü evlilik her evlilikte kurtarılması gereken bir şey değil bu arada. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Size. Bazı evliliklerin sona ermesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyordur. Tabii ki özellikle bakıyoruz son zamanlarda şiddet olaylarının arttığı işte yani psikolojik şiddet de bunlardan bir tanesi. O işte o şişko. Ha. Yani kilo almış, çocuk doğurmuş, kilo almış ya da hastalığı var, kilo almış. Sen hastalıkta sağlıkta demişsin. Evet onu söyleyecektim. Başlarken hastalıkta sağlıkta diye başlıyoruz. Öyle de. Ama, Ama... <laughs> çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar iz bırakanlardayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki evlilikte beddua etmek, ah etmek bunlar da boşanmak için sebep mi? Ama insan sevdiğine beddua etmemesi lazım. <laughs> ya aslında şöyle bir şey var. Beddua şimdi evlilikte dediğim gibi yine bu karşı tarafı psikolojik olarak bir e, tövmet altında bırakıyorsa, evet. üzüyorsa olabilir ama zaten beddua bu arada TCK'ya göre suç olarak değerlendirilmiyor. Çünkü beddua temennidir. Şimdi bakıyorsunuz temenniden. Şey yani şöyle bir şey. Şimdi çok okuyun karşı karşı şundan Birine gidip de e, bir hakaret kelimesi kullanırsınız, hakaretten ceza edersiniz. Gidip de bilişim yoluyla yaparsanız mesela Instagram'da yazdığınız birine, bilişim yolu yaptığınız için ceza artırılır. Ama Allah belanı versin beddua işte Allah'tan bul falan filan gibi kelimeler kullandığınızda bu suç olmuyor. Peki ben özel bir soru sormak lütfen, istiyorum. Lütfen buyurun. Daha önce de Bey. seyir ettim. Bana bazen değişik mesajlar geliyor Instagram'dan. Evet. Bunlar için ne yapmalıyım? Ne diyor hani mesajlar? En son konuştuğumuzda tam hatırlamıyorum ama bana bir karşılığı yok demiştin. Maalesef. Peki ben size bir şey soracağım. Şimdi mutlaka birçok boşanma davasına bakmışsınızdır. Size en ilginç gelen en dramatik gelen veya en komik gelen, ya bundan da boşanılır mı Hı. dediğiniz davanız oldu mu? Valla boşanmanın aslında komik tarafı, yani biz sonra da anlatırken de kendi aramızda şey olduğunda böyle komik gibi görünüyor ama taraflar olduğunda çok sıkıntılı hepsi. Şimdi ben cezaya daha ağırlıklı batma sebebim o. Çünkü bakıyorum boşanmalarda gerçekten taraflar da çok yıprandıkları için avukatı da yıpratıyorlar. Mesela evet. bir şey olduğu zaman ararlar, eltisi bir şey ararlar, kaynanası bir şey ararlar, öbürkü bir şey ararlar, şey olur mu? Mesela ceza davaları bana daha rahat geldiği için şey yapıyorum. Ama tabii e, bu davalarda çok enteresan şeyler karşılaşıyoruz. Ama ben mesela kendimi ilgimi çeken şeyler, mesela dedim mi işte e, eski sevgiliyle görüşmek ya da sevgilisinin kıyafetine karışmak. Evet. Mesela sevgilinin kıyafetine karışmak sizce bir boşanma sebebi mi? Yani benim yani ortayı bulsalar daha iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> yani bunu da bir doğal herkese sorduk. Yani işte ben de adan olayım ama yani şimdi hani karışım tabii karışmamaması gerekiyor ama şartlar. Evet. Eğitimle hiç karışmamaması gerekiyor. Eğitim almak istiyorsa onun önüne hiç geçmemesi Kesinlikle. gerekiyor. Değerli bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya pazar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.